Merhaba sevgili arkadaşlarım, güzel insanlar. Uzun bir aradan sonra yeniden karşınızda olmanın keyfini ve zevkini yaşıyorum. Bugün Türkiye'nin borç sorununu konuşacağız. Çünkü her yanımızdan borç fışkırıyor. Bu arada bir takım ufak tefek sağlık sorunları geçirdiğim için video çekemedim. Şimdi gayet iyiyim ve bundan sonra düzenli olarak videolarıma devam edeceğim. Arkadaşlar niye böyle bir aradan sonra e, borç sorununu dile getirmeyi gerekli buldum. Çünkü ekonomiyi takip edenler için Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası çok zor kararların arifesinde. E, epidemi, pandemi başladığından beri çok yüksek miktarda para bastı ve faizleri sıfırda tuttu. Bunun sonucu olarak Amerikan ekonomisi resesyona girmedi. Allah'a şükür e, gelişmekte olan ülkelerde büyük miktarda para aktı çünkü Amerika'da getir elde etmek çok zordu. Şimdi durum değişiyor. Son Fed tutanaklarında komite içinde şahinlerle Güvercinler'in çok ciddi bir tartışma başlattığını gördük. Bir kısmı diyor ki arkadaşlar enflasyonda artık kontrolü kaybediyoruz, ekonomi aşırı ısınmaya başladı. Bizim İstihdam konusunda ya da büyüme konusunda yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Bundan sonra finansal istikrarı e, önceleyelim. Yani artık daha az para basalım. Hani bir günde değil ama birkaç ay içinde bu aylık 120 milyar dolar tahvil alımlarını azaltalım. Ötik grup da diyor ki durum bakalım. Bu enflasyon geçici olabilir. Şu anda bizim büyüme diye gördüğümüz şey aslında ekonominin normalleşmesinden kaynaklanan bir fokurdama olabilir ve ekonomi yılın son aylarında yeniden yavaşlayabilir. Ayrıca hala pandemi öncesine azar 7,5 milyon işsiz var. Bunları da iş gücüne kazandırmak çok önemli. Enflasyon geçici diye düşünüyorlar. Bu tartışmanın nasıl sonlanacağı Türkiye gibi çok borçlu ülkeler açısından önemli. Ve naçiz kanaatimi söyleyeyim. Bence Şahinler kazanacak. Çünkü enflasyonun geçici olduğunu zannetmiyorum. Amerika'da büyüme rakamlarının çok sağlam olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen Ağustos ya da Eylül aylarında Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed artık yavaş yavaş tahvil alımlarını azaltacağını söyleyecek ve hemen arkasından da işte 120 milyardan 80 milyara 60 milyara inecek. Bunun anlamı nedir? Amerikan Merkez Bankası tahvil aldığında dolar basıyor. Dolayısıyla dünyadaki dolar arzı artıyor. E bir şeyin arzı arttığında da fiyatı düşer. Dolar endeksi düşük kalıyor, bizim gibi ülkelerin para birimleri çok fazla değer kaybetmiyor. Tabii Türkiye bir istisna ama o başka nedenlerden, siyasi nedenlerden kaynaklanıyor. Şimdi e, dolar arzı yavaşlarsa bütün dünya Türkiye gibi borca boğulmuş durumda ve bunların çoğu da dolar cinsinden. O zaman bu borçların finansman maliyeti artacak vadesi gelip yeniden borçlanmak istediğinizde belki finansmana erişemeyeceksiniz. İşte bu konular çok önemli ve Türkiye'de ekonominin gidişatını da etkileyebilir. Bu yüzden Türkiye'nin borç sorununu masaya yatırmak ve gerçekten nerede olduğumuzu anlamak ve ne yapması, nasıl gerektiğini gerektiğinde sizinle paylaşmak istedim. Evet sevgili arkadaşlar, önce dış borçla başlayalım. Bu size sunacağım grafik kamu artı özel sektörün yabancı kuruluşlara olan borcudur. Ve burada da zaten olayın vahametini göreceksiniz. Sevgili arkadaşlar, toplam dış borç stoğu birinci çeyreğin sonunda 448 milyar. Bu tabloda görüyorsunuz 2017'den beri çok fazla değişmemiş. Ama aşağıda GSYH oran olarak bakın. 2017'de 52.9'dan 2021'in ilk çeyreğinde 61.6'ya çıkmış. <laughs> özür dilerim, gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 60. Biz biraz daha üstündeyiz ama bu hızla artmaya devam ediyor. Peki niye gayri safi haslaya oran olarak dış borç artmış? Çünkü dolar cinsinden milli gelirimiz daralıyor. Dolarla başa çıkamıyoruz, sürekli devalüasyon yiyoruz. Ve bu borcun vadesi de biraz sonra başka grafiklerle göstereceğim. Oldukça kısa. Dolayısıyla ee, mesela bankalar işte yıllık sendikasyonlarla e, filan e, borçlanıyorlar. Dolayısıyla Amerikan faizleri veya Amerikan dolarındaki artış bu şekilde bir dış borç yükü olan bir ülke için çok ciddi hasara neden, neden olabilir. Ne olabilir? Bankalar ve şirketler dışarıdan daha az borçlanır. Borç ödemeye giderler veyahut da borçlanırlar fakat bunun maliyetini içeriye yansıtırlar. Yani kredi maliyetleri yükselir. Arkadaşlar borçlu olan yalnız e, yani yalnız dışarıya karşı borçlu değiliz. Bu süre zarfında devlet de çok borçlandı. Bakın size devletin iç borç stoğunu göstereyim. 2018'de 1.1 trilyonda neredeyse 2021'de ikiye katlanmış. Gayri safi milli hasılaya oran olarak da 13.5'dan 19.4'e düşmüş. Bu oran aslında çok düşük. Ee, pek çok ülkede kamu borcu hızla yükselmiş durumda. Ancak bu rakamlar tam anlamıyla gerçeği yansıtmıyor. Devletin bütçeye ya da bilançosuna yansıtmadığı iki tane borcu var. Gelecekte oluşabilecek. Birincisi biliyorsunuz işte bu yap-işlet devlet ya da kamu özel işbirliği e, projelerinden kaynaklanan hazine taahhütleri. Bunların miktarını bilmiyoruz ama benim güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre gayri safiye oran olarak, gayri safi yurt içi oran olarak yüzde beş civarına gelebilir. E, o zaman tabii e, Türkiye'nin kamu borcu oranında yükselecek. Bu arada size bir de bunun grafiğini göstereyim çünkü rakamlar bazen yeteri kadar açıklayıcı olmuyor. Şurada... <laughs> <laughs> şurada görüyorsunuz ve bu borç nereye gitti diyorsunuz çünkü hükümet çok az nakit yardım yaptı. Ee, burada e, sorun e, şu tabii ki, e, ikinci sorun da SSK. SSK açıkları hızla büyüyor. Özellikle kayıtlı istihdamın e, düştüğü bir ortamda ve gençlerimizin işsizliğini %26'ya vardığı bir ortamda, Türkiye derhal istihdam sorununu çözmek zorunda. Yoksa SSK'nın emeklileri ödeyecek kaynağı kalmayacak. Şöyle söyleyeyim. Dünya standardı 3 çalışanın ödedikleri sosyal sigortalar primleriyle bir emekliyi beslemeleridir. Bizde bu oran şimdiden 2'ye düştü. Ve önümüzdeki günlerde iş gücüne katılımın ve fiili olarak iş gücünü çok hızlı arttırmazsak sosyal sigorta primleri emekli maaşlarını ödemeye yetmeyecek. Bir başka sorun daha var. Neden bu konuyu seçtim konusunda belki biraz aydınlatıcı olabilir. O da şu. Bizim borcumuzun vadesi çok kısa. Bakın biralara bayağı yükselmiş. Şimdi iki buçuk yıla kadar inmiş. Bu ne demektir? Eğer benim borcumun vadesi 10 yıl olsaydı, 10 yılda bir ödeme yapacaktım. Dolayısıyla ancak 10 yıl sonra faizlerin yükselmesi bana zarar verecekti. Ama ben her 2,5 yılda bir 2 trilyon borcu yeniden borçlanmak zorunda kalırsam faizler olan hassasiyetim artar. Yani dünya faizleri hızla benim maliyetlerime yansır ve bütçeden para çıkışları artar. Zaten buraya koymadım ama ilk birkaç ayda, ilk 5 aydaki faiz giderlerine baktığınızda hızla artıyor. Ve bundan sonra daha da artacak. Çünkü hazine... Bir hata daha yaptı. Biz buna ekonomide orijinal günah diyoruz. Ee, yalnız yurt dışından değil, yurt içinden de dövizle borçlanmaya başladı. Dolayısıyla maliyet yalnız faiz değil. Eğer Türk Lirası'nın değerini sabit tutamazsak ki, bu konuda çok başarılı olduğumuzu söylemek zor, ee, hazinenin borçlanma maliyetleri çok hızlı artacak. Bu ne demektir? Gelir toplama kapasitemiz belli olduğuna göre, bütçenin kaynaklarının gittikçe artan bir bölümü faiz giderlerine harcanacak. Bu da tabii ki e, halka destek vermek, e, yatırım yapmak veyahut da sağlık ve eğitim harcamaları için kullanılacak olan kaynağın oransal olarak azalması demek. Kısa bir meyve molası verelim. Biliyorsunuz ben meyvasız yapamam. Kayısı'yı tavsiye ediyorum. Gerçekten Türk kayısı çok güzel. Bir de bu bir takipçim tarafından gönderildi. Adana'da Hasat Tarım Şirketi'nin sahibi Ayşe Özler. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Çok leziz kayısılar bunlar. Adana'ya yolunuz düşerse e, kendisine bir uğrayın. İhracat da yapıyor aynı zamanda. Türkiye'nin organik tarım ihracatı veya tarımsal ürünler ihracatının hızla artması lazım. Evet konuya geri dönüyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? Hem özel hem kamunun dış borcuna baktık. Çok yüksek. Kamunun yani devletin borcuna baktık. Çok yüksek değil ama yükseliyor. Ve bazı borç kalemleri de e, muhasebe standartları gereği e, listeye dahil edilmiyor. Bunlar yapışlet devlet taahhütleri ve tabii ki SSK'nın durumu. Şimdi vatandaşa gelelim. Vatandaş da borca boğulmuş durumda. Size Perşembe günü itibariyle bir hafta öncesinin e, mevduat ve kredi tablosunu göstereyim. Bakın arkadaşlar burada bile bir sorun var. Yani krediler 3.9 trilyona çıkmış. 39.8'e bölelim, 9'a bölelim. E, yani milli gelirin %40'ı %50'sine neredeyse e, tekabül eden bir e, kredilerden bahsediyoruz. Burada... Kurumsal krediler beni çok rahatsız etmiyor. Bu kurumsal kredilerin bir kısmı batık. Bunları başka bir videoda dile getireceğim. Ama beni ilgilendiren tüketici kredileri. Tüketici kredileri ve kredi kartları 800, doğru görebiliyor muyum? 875 milyara varmış sevgili arkadaşlar. Yani şimdi benim söylememe gerek yok. Hepimiz gelir darlığı içindeyiz. Enflasyon harcanabilir gelirimizi hızla aşındırıyor. Bu işten çıkarma yasakları sona erdi, ek sosyal yardımlar sona erdi. Eğer kısa zamanda istihdam artmazsa kredili olan vatandaşların bunlara ödemesi çok zorlaşacak. İşte yine icra takipleri gelecek veyahut da devlet diyecek ki ben vatandaşımın zarar görmesine müsaade etmem. Bunu bankaların sırtına yükleyelim. Yani bankalar ödenmesini istemesinler borcunu. Mümkün ama o zaman ne oluyor? O zaman da bankalarınız sermaye sıkıntısı çekiyorlar ve yeni kredi veremiyorlar ve ekonomi de büyüyemiyor. Burada bir başka sorunumuz daha var. Dış borcun ödenmesi özel olsun, kamu olsun, merkez bankası desteğiyle olur. Yani merkez bankası dövizleri biriktirir ve dış borç ödemek isteyen de tabi bankalardan döviz alır ama aslında Merkez Bankası'ndan alıyorduk. Dolayısıyla <laughs> bir ülkenin döviz rezervleri olası ödeme güçlüklerini, ölesi, olası dış şoklara karşı çok önemli bir kalkan görevi görür. Peki bizim rezervlerimiz ne durumda? Size onun da grafiğini göstereyim. Son günlerde bir artış görüyorsunuz. Burada brüt rezervlere bakalım. Çünkü eğer bankalar Merkez Bankası'ndan paralarını çekmezlerse Merkez Bankası brüt rezervleri kullanarak müdahale edebilir. Son günlerde bir artış var. Ama zirvelere bakın. Zirveden ne kadar aşağı gelmişiz. Burada yine grafik olarak göstermedim. Ama IMF'nin belli parametreleri var ve bir ülkenin rezervlerinin neden yeterli olduğunu ölçmek için örneğin bir yılda ödeyeceğiniz dış borcun rezervlere oranı Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında bu konuda en geride kalanlardan biri. Keşke o 128 milyar sarf etmeseydik diyorum. Özetle söylemek gerekirse sevgili arkadaşlar, çok ciddi borç sorunumuz var. Bunlardan dış borç en önemlisi çünkü dışarıda borçlanmanın zorlaşabileceği ve hatta maliyetlerin artacağı bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin çok dikkatli olması ve bir takım tedbirler alması lazım. İçeride son günlerde yeni kredi paketlerinden bahsediliyor. Batık kredilerin ötelenmesinden bahsediliyor. Bunlar çare değil. Krediyle büyümeyi geçmişte çok denedik. Kredi garanti fonu vasıtasıyla denedik. Veya Tal Bayrak döneminde sübvanse edilmiş kredilerle denedik. Krediler bir anlamda alkol veyahut da işte damardan yapılan bir iğne gibi sizi bir süre rahatlatıyor. Bir üç ay, üç altı ay ekonomi büyüyor. Ondan sonra çok daha derin bir çöküntüye giriyor. Ayrıca çok fazla kredi pompaladığınızda kurumsal kredilerin dövize kaydığını ve Türk lirasının değerini düşürdüğünü gördük. Bireyler açısından yani eğer istihdam artacak diyebilseydim, Alın kredi derdim yani ihtiyaçlarınız var uzun zamandır tatile çıkmadınız hakkınızdır çoluğunuza çocuğunuza bilgisayar almanız gerekebilir çünkü belki bu sene yine uzaktan eğitim olacak. Ama şu anda çok temkinli olma zamanı çünkü istihdam manzarasının öyle çok çabuk değişeceğine dair hiçbir kanıt yok elimde. Aksine işten çıkarma yasaklarının bitmesiyle birlikte başka vatandaşlarımız da işlerini kaybedebilir. Zaten icra dosyaları birikmiş 40 milyon mu ne olmuş. Ee, ve çok e, hane halkını rahatsız eden, hane halkının e, mali durumunu daha da bozan bir sorunla karşı karşıyayız. Krediyi ödeyemezsiniz bu bir sorun. Ama kredi faizleri sizin eliniz, enflasyondan sonra elinizde kalan gelirin gittikçe artan bir kısmını yemeye başlar. Bu da bizi fakirleştirir. İşte Türkiye bu durumda. Bu bir kriz ortamı değil ama hakikaten ve, ve dünyada da hemen hemen bütün gelişmekte olan ülkelerde bu sorunları görüyoruz. Çin'de bile böyle. Ama artık tedbir almanın zamanı geldi. Birincisi e, yani borç dışarıdan borç almak yerine dışarıdan Türkiye'ye sermaye cezbetmeliyiz. Bakın hepsi burada Nasdaq'ta ne kadar güzel kotasyondan Para getirdi. Bir oyun şirketimiz, ismini hatırlayamıyorum. O da yurt dışına satıldı ve ilk unicornumuz oldu. Yani piyasa değeri 1 milyar doları aştı. <laughs> Tabii getir çok başarılı bir şekilde fon topladı. Türkiye'nin bu tür paraya ihtiyacı var. Biz artık borçlanmaktan e, Türkiye'ye yatırım yapacak sermaye çekme, çek, çekmek zorundayız. Bunun da iki şartı var. Bir, adalet sisteminiz doğru düz çalışacak. İki, bu sermaye batıdan geldiğiniz için batı ile ilişkilerinizi hızla normalleştireceksiniz. Sıcak para da çekemiyoruz. Yani yılbaşından bu yana gelişmekte olan piyasalara değişik kaynaklar var. 60 milyar, 100 milyar dolar civarında para girmiş. Türkiye'ye sıfır. E, niye girmiyor? E çünkü işte sürekli Merkez Bankası Başkanı değişiyor. Ve Sayın Erdoğan faiz yüksek faiz istemiyorum diyor. E ama enflasyon yükselirken faizi nasıl düşüreceksiniz? Gelmemesinin en önemli sebeplerinden biri Türkiye devleti kredibilitesini kaybetti. Yatırımcı Türkiye'ye sokacağı paranın akıbetinden artık emin olamıyor. Bunu değiştirmek zorundayız. Daha öngörülebilir, daha kurumsal bir yönetim yapısına geçmeliyiz. Şirketler açısından sermaye sağlamak çok önemli. Halka arzlar bunun bir yolu. Ama onun bir limiti var yani. Türkiye'de borsa çok küçük bir göl. Oradan çok fazla su toplayamazsınız. Peki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Valla çok hızlı bir şekilde Türkiye'nin katma değeri yüksek, üretime geçmesi ve dış açığını kapatması gerekiyor. Turizm tabii bu konuda faydalı olabilir. Ama onun ötesinde biz ürettiğimiz ürünlerin birim değerinin yükselmesini sağlamak zorundayız. Bu da işte daha çok hepsi burada daha çok o oyun şirketi gibi şirket üreterek şirketlerin dijitalleşmesine sabit sermaye yatırım yapmasına teşvik vermekle olabilir. Ve en son olarak da tabii ki kamunun tasarruf yapması lazım. Kamu insanlarımızı harcamıyor. Ben pek çok kişinin e, kamunun destek yetersiz desteklerinden şikayet ettiğini basında okuyorum. Peki bu paralar nereye gidiyor diye sormak lazım. Bir verimsizlik var. Kamu hesap vermiyor ve parayı istediği gibi harcıyor. Mesela işte ihaleleri e, rekabetçi ortamda değil kafasına esen şirkete veriyor. Bir Kanal İstanbul çıktı şimdi başımıza. E, yapılmasına kesinlikle karşıyım. Çok ciddi bir çevre zararı var ve kesinlikle gelir üretmez ama onun ötesinde bu kanal İstanbul'un yan yolları vesaire istimlakları en az 4-5 milyar dolara mal olacak. Bu da hazinenin kesesinden çıkacak. Şimdi böyle bir ortamda bu tür projelere girmek TÜİK kayıtlarına göre sefalet ve hatta yoksulluk oranı %21'lere varmışken göreceli yoksulluk oranı paramızın bütçe kaynaklarının Kanal İstanbul'a harcanması bana gereksiz bir lüks gibi geliyor. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın sarayları var, uçakları var. Onların meblağı çok düşük ama tasarruf yapılacaksa örnek olacak kişilerin, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve üst düzey bakan ve bürokratların buna başlaması lazım. Bunları yapmadığımız takdirde işler zora girecek. İşler zora girecek derken yine kriz lafını kesinlikle kullanmıyorum ama iki şey olacak. Bir, Türk lirası sürekli olarak değer kaybedecek. İkincisi, borcu öderken verdiğimiz faiz yüzünden gerek şirketlerin, gerek kamunun, gerekse vatandaşların elinde verimli alanlara harcayacak, para azalacak. Yani daha fazla tüketim yapamayacağız, eğitim ve sağlık harcaması yapamayacağız kamu hastane kuramayacak, okul kuramayacak. Özel sektör gerekli olan yeni makinaları, işte algoritmaları, programları, robotları satın alamayacak. Ve Türkiye yavaş yavaş fakirleşecek. Nitekim bu sene yüzde altı büyüyeceğimiz söyleniyor. Ee, bunun büyük bir kısmı aslında geçen seneden kalma büyüme stoğu. Ee, gerçek büyüme yüzde üç civarında olacak. İki, IMF, Dünya Bankası gibi kurumların 2022-2023 büyüme tahminlerine baktığınızda Türkiye %3'e düşüyor. Ve %3 büyümeyle maliyeti artan bu borçları ödemek çok zor olacak. O yüzden bu yaz tedbir zamanı olmalı. Hükümetin bu konuda attığı bazı adımları da takdir ediyorum. Mesela BDDK tüketici kredilerinde vadeleri azalttı bir tasarruf genelgesi yayınlandı. Bunların uygulanması lazım. Uzun bir aradan sonra hakikaten e, büyük keyif alıyorum. Umarım siz de seyrederken keyif alırsınız. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Bu arada eğer burada anlattıklarım hoşunuza gidiyorsa, size bir fayda sağlıyorsa Facebook'ta e, ünlü kişi ya da önemli kişi olarak bir sayfam var. Orada da hem bu videoları hem de e, naçizane incelemelerimi ve araştırmalarımı paylaşıyorum. Eğer orada da beni takip alırsanız büyük memnuniyet duyuyorum. Hepinize sağlık ve yaz boyunca huzur dinliyorum. Bendeniz Atilla Yeşilada Alasmalık diyor.